And okay, done. I think she's doing it very well. So not 37 yaşındaki Deniz Kayadelen, New York'taki Hudson Nehri'ni 8 saatin altında yüzerek tamamlayan en hızlı Türk kadın oldu. Merhabalar, ben Deniz Kayadelen, endüstri psikoloğuyum. Almanya, Frankfurt doğumluyum. 37 yaşındayım. Şu an Zürich'te, İsviçre'de yaşıyorum. Ve şirketlere danışman olarak çalışıyorum. İlham konuşmacısıyım aynı zamanda. Ve Limitlerin Ötesinde adlı kitabında yazarıyım. 11 yaşında başladım ama aslında 6 yaşında yüzmeye başladım diyebilirim. 11 yaşında İstanbul'a yerleştikten sonra Yeşil Spor Kulübü'nde başladım yüzmeye. Sonra Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam ettim master takımında ve şu an dünya çapında Türkiye'yi her yerde temsil ediyorum ve ilklere imza atmaya çalışıyorum Türk bayrağını taşıyarak. Evet, Türkiye'deki ilk Türk kadın olarak Güney Afrika'da Cape Town'dan Nelson Mandela Adası'ndan Cape Town'a yüzdüm. Büyük köpek balıklarının olduğu, büyük beyazların olduğu bölgede. Çok orada zorlu bir mücadeleydi. Ondan sonra ilk Türk ekip olarak Kuzey Kanalı'nda Çılgın Türkler olarak Kuzey Kanalı'nı geçtik. Ve 2 sene önce Türkiye'nin ilk Türk kadını olarak Buz Dünya Şampiyonası'na katılıp 3 derecede yüzerek şu ana kadar 5 kez kendi yaşımda dünya şampiyonu oldum. 500 metre, 200 metre, 100 metre, 50 metre serbest ve kelebek yarışlarında Türkiye'yi temsil ettim. Triple Crown dünyanın en böyle prestijli 3 tane yüzüşünden meydana geliyor. Birincisi Manş Denizi, ikincisi Catalina Boğazı'nı geçmek. Üçüncüsü ise New York, Hudson River'da yüzmek. Geçen sene Temmuz ayında Manş Denizi'ni geçtim 2023'te. 15 saat 30 dakika sürdü mücadele. 16-17 derecelik buz gibi suda yüzdüm. Çok zorlu bir mücadeleydi. 10 saat sonra hatta bırakmayı düşündüm. Fransa'yı gördüm. Bir anda gelgitten dolayı Fransa kıyısını göremez oldum. Çok zorlu bir mücadeleydi gerçekten. Bu ilk başarımdı. Bunu yaşadıktan sonra zaten aslında şu an hep onu düşünüyorum. İnsan konfor alanını genişlettikçe daha fazla başarma arzusu geliyor. Daha farklı şeyler istiyorlar. Ve dedim ki tamam, Manş'ı geçtikten sonra Catalina Boğazı'nı hayli hayli geçerim. Onun da tabii farklı bir zorluğu var. Köpek balıklarının yoğun olduğu bir bölge. Köpek balığı koruması da bulamadık. Magnet ayağa takılıyor normalde. Avustralya'dan onu sipariş etmek istedik ama maalesef yoktu. Bütün dünyada aradık, yoktu. Dolayısıyla bununla ilgili bu korkularla başa çıkmak çok zorlu bir mücadeleydi. Ama tabii ki de araştırmamı yaptım ve şu ana kadar hiçbir yüzücünün başına hiçbir şey gelmemiş olduğunu duydum. Ama yine de o korkuyla başa çıkmak, hele gece yüzmek çok zorluydu. Gece saat 9.30'da akşam yüzmeye başladım. 8 saat boyunca karanlıkta yüzdüm. Ay ışığı eşliğinde. O çok mental olarak zorlayıcıydı. Ve New York'un ayrı bir zorluğu var. O da tabii Hudson River. Çok pis bir su. Suyun dibini göremiyorsunuz, hiçbir şey göremiyorsunuz. Elinizi suya sokuyorsunuz ve ne olduğunu belirsiz bir su. Orada tabii su yutmamaya çalıştım. Su yutmayarak sağlıkla çıktım. Ve Türkiye bayanlar rekorunu kırdım. 8 saatin altında yüzerek 7 saat 58 dakika ile 48 kilometreyi tamamlamış bulundum. Triple Crown şu an dünya çapında yani 500'ü aşmamıştır bunu yüzen kişiler. O yüzden hani Triple Crown'a ulaşmak benim için tabii çok büyük bir hedefti, güzel bir hedef.
Tabii hedefler bitmiyor. Ocean 7 dediğimiz 7 okyanus var. Hani belki diğer etaplarını da yüzebilirim diye düşünüyorum. Bence hiç insan böyle bir şeyi başardığı zaman başka ne yapabilirim sorusu geliyor hep. Hani daha ne kadar limitlerimizin ötesinde neler yaşayabiliriz. Hep ilklere imza atmak istemişimdir. Evet, bundan sonraki hedefim, hayalim buzullarda, Antarktika'da yüzmek. Buz yüzmesi olarak Türk bayrağını orada da şanlandırmak, dalgalandırmak çok güzel olur. Bununla ilgili şu an evet işbirliği arayışı içerisindeyim ve güzel şeylere yeniden imza atmak istiyorum Türkiye'yi temsil edip. Yüzerken aslında doğayla bütünleşiyorum, doğanın bir parçası olarak. Zaten ismim de deniz. Kendimi böyle bir balık gibi hissediyorum ve çok güzel duygular oluyor. Tabii ki de acı, sancı da oluyor. İlk saatler çok yoğun oluyor. Negatif düşünceler, işte niye bunu yapıyorum, ay yoruldum, işte kalçam ağrıdı vesaire. Ama böyle 6-7 saat sonra aslında zamanı unutuyorsunuz. Komple doğayla bütünleşiyorsunuz. 10. saatte böyle artık pes etme duyguları başlıyor. Yani aslında böyle çok böyle duygusal, böyle inişli çıkışlı bir serüven yolculuğu diyebiliriz yüzüşe, uzun yüzüşlere. Birincisi hedefe kilitlenme ve ikincisi destek ekibi çok önemli. Böyle pes ediyorum, yapamıyorum dediğiniz an o destek ekibinizin sizi motive etmesi, sizinle suya girmesi, size güç vermesi, güven vermesi önemli. Üçüncüsü ise şunu bilmek. Pes ediyorum, yapamıyorum, öldüm, bittim dediğiniz an aslında daha %60 enerjiniz var demektir. Buna inanın ve devam edin. Nepal'de Guinness Rekorlar kitabına girdik. Bu çok gurur, onur verici bir şey ve küresel ısınmayla ilgili aslında hem Afrika hem Nepal'deki çocuklara bağış toplamak adına bu projeye imza attık. Ve Güney Afrikalı bir ekip bu projeyi hazırladı. Ve Güney Afrika'dan beni aradılar ve dediler ki bir kişilik daha yerimiz var, bir gün karar verme sürecin var ve bir ay hazırlanma sürecin var. Ben bir yüzücüyüm, dağcı değilim ve bir ay içerisinde kendimi hazırlayıp 6400 metreye çıktık. 15 gün boyunca çadırlarda uyuduk, çadırlarda yiyip içtik, -15 derecelerde uyuduk uyku tulumlarının içerisinde. Bambaşka bir deneyimdi, çok zorlu bir mücadeleydi ama o 6400 metreye çıkıp %73 oksijen seviyesiyle o Türk bayrağını orada taşıdım ya, onu gösterdim ya, çok mutlu oldum, çok gururlu oldum. 3 derecelik suda 5 dakika kaldım, 6400 metre yükseklikte. Bambaşka bir zorluktu benim için. Nepal'de aslında Mount Everest'e çıkmak istedik ama Everest'tekiler dediler ki bu kadar riskli bir proje. İmajımızı zedelemek istemeyiz. Kötü bir şey gelirse başımıza normal dağcılık turizmi de etkilenir diye. Orayı kabul etmediler ve bize Puta Hinchuli adlı bir dağ önerdiler. Ve Puta Hinchuli dağında hiç kimse yok. İnsanlığın olmadığı, hayvanların bile olmadığı bir dağ tırmandık. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yoktu. Hatta internet, telefon hiçbir şey çekmiyordu. Satelitle ailemize ulaşmaya çalışıyorduk. Günde bir kere iyiyiz, her şey yolunda diye. Helikopter çağırsak helikopterler bile Mount Everest'in bizim dağa gelmesi 3-4 saat sürüyordu. Dolayısıyla hiç kimsenin olmadığı bir yerde 30 tane Sherpa bize destek oldu. Eşyalarımızı eşekler, sonra yaklar taşıdı. Yani bambaşka bir mücadele. Şu an elimizde belgesel görüntüleri de var. Yakında belgesel olarak yayınlanacak. Herkese mesajım, limitlerinizin ötesine geçin. Korku hissettiğiniz an işte o gelişim alanınızdır. Bahanelerin arkasına sığınmayalım. Çünkü hepimizin zorlukları var. Ne zaman zorluk gelse nasıl çözerim diye bakmamız lazım. Ve o çözüm bizim elimizde. Gerçekten %100 istiyorsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hayallerimizin peşinden gidelim.